Herkese merhaba ve Crimson Skies'a e tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, geçen bölüm ve bu bölüm arasında birazcık daha Evil Craft'a bakacağım demiştim. Biraz daha baktım. Hala modun tamamını bilmiyorum ama e, bu bölüm ne yapacağımızı kesin olarak bilecek kadar öğrendim. Şimdi dediğim gibi Vix'i çok kötü olduğundan ve hiçbir şey anlaşılmadığından dolayı Vix'i yok yere hızlıca öğrenemiyorum. Video izlemem gerekiyor benim de öğrenmem için ve videoları izlemesi de çok uzun zaman alıyor. E, doğru düzgün anlatan yok. Çok yavaş yavaş anlatıyor adam. Videoyu iki kat hızına alıyorum yine de yavaş geliyor. Adamın konuşması çok rahat anlaşılıyor. İki katı salınca normal video gibi oluyor. O kadar yavaş anlatıyor ki. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama. <laughs> Biraz daha seri. Ben de çok hızlı konuştuğumdan değil ama yani. Evet hız var hız var değil mi? Şimdi yemeğimiz azalmış. Bir bu ağacı keseceğim. Ondan sonra Evil Craft'a devam edeceğiz. Ben de diyorum ben her şeyi yavaş kazıyorum. Niye yavaş kazıyorum? Mining fatik geliyor bana durmadan. Neden ki? Şu Dark Power Jam'den. Ben de diyorum bu aletler bu kadar yavaş değildi. Galiba ondan. Yo, bana neyden mining fatik geliyor şu an? Blood extractor'dan mı? Yo, neyden ne? Hiçbir şey kazanıyorum ki. Ha? Cidden gitmiyor. Karnım tok. Bir şey giymiyorum. Çantamda sıra dışı bir şey yok. Hmm. Bir bilerek öleyim. Belki geçer. Anlamadım ki. Saçmala bak. Ben de ağacı kesmek nasıl bu kadar uzun sürdü? Buna nasıl dayanmışım odun kasmaya falan geçen bölümlerde diye düşünüyorum. Dayanmamışım. Şu anda mining fatikimiz varmış ve geçmiyor. Bilmediğim bir şeyden geliyor ama. Neyden geliyor bilir. Geçen bölüm yoktu. Şimdi var mı? Yo, ölünce geçti. Galiba direkt şey ya bir çeşit bug olmuş, hiç geçmeyen mining fatik. Şu anda geçti çünkü hiçbir şey yapmadım, sadece öldüm. Muhtemelen bir çeşit bug. Ee, Evil Craft'ın malzemeleri bana debuff veriyor olabilir, ama çantamdan çıkarınca o debuff'ın geçiyor olması lazımdı, geçmiyordu biraz önce çok açık bir şekilde, net bir şekilde. Muhtemelen ee, bir çeşit bug'dı yani. Neyse, çözdük sorunu ya, fark etmez. Şimdi birazcık şey yapıyorum çünkü direkt bitmiş bizim şeylerimiz aquamarinlerimiz ve her zaman Starlight da Star Liquid gerekecek şuradaki arkadaştan. O yüzden bir biz 80 ihtiyacım var. Toplamda 57 tane çıktı. Fena değil. Böylelikle bu sorunu da halletmiş olduk ve daha fazla Starlight yapabilirim. Şimdi e, bu şeyde nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle bizim bir flint and steel'a ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Ama yapmanın başka yolu da vardır büyük ihtimalle. Yine de iyi olur. Şimdi ben bir görevlere bakayım. Kendi kafama göre ilerlemeyeyim çünkü. Aynen blood shard diyor. Şimdi bu hardened blood shard'ı yapmanın aslında birkaç yolu var. E, ben onu bilmiyordum. Bu bölüm arasında bakınca öğrendim. Hardened blood'ı flint and steel'a sağ tıklayınca da e, oluyormuş istediğimiz şey. Yani Önce böyle yapmayı deneyeceğim galiba. O drank Base'in de falan uğraşmadan. Ama bize ekstra şey de gerekiyor. Daha fazla kan da gerekiyor. O yüzden umarım bir daha mining fatik gelmez asla kurtulamadığımız. Şunu çantama alayım. Bundan mı geliyor ki? Yo. Tamamen rastgele bir şekilde gelmiş ve gitmemiş o zaman üstümüzden. Bilmiyorum artık. Yaratıklardan biri vermiştir desem yo ne verecek burada iskelet bir mining fatik mi verecek sonsuz asla geçmeyen direkt bug ya. Açık bir şekilde bugmuş o. İlginç yani ne diyeyim. Evet yıllar sonra görüşürüz ben bunlara yavaş yavaş vuracağım. Yeni kombat sistemi sayesinde. Bizde zaten Flint and Steel vardı. Onu hatırladım. Çünkü ateş yakmayı demiştik. Ve şey yazanlar var. Bu kilinin çalışması için hibaçı yazma, yapman gerekiyor falan diye söyleyenler var geçen bölümden. Biliyorum hibacı gerektiğini de. E, hibaçı yapamıyoruz ki. Şimdi hibaçı için bize ne gerekiyor? Heating element ve concentrated hellfire gerekiyor. Bu arkadaş için kaldırına ihtiyacımız var. Bu arkadaş için de kaldırına ihtiyacımız var. Ve kaldırın 7 tane kopur. 7 tane kopur şu anda bizim için imkansız. O yüzden henüz yapmadım. Biliyorum yoksa niye, neyle ateş vereceğimizi nedir rak dışında. Şimdi e, bunu direkt şöyle yapınca. Aynen. Oldu. O zaman drank base'de çok gerek yok galiba. Ben mi yanlış düşünüyorum? Ama Hardened Blood da istiyor. Hardened Blood'ı elde etmemizin yolu var mı? Drying Basin olmadan. Yok. He. Neyse tamam. Sorun değil. Ee, o zaman bir kovacık daha şeye ihtiyacım var. Ay nefret ediyorum ya. Ay. <laughs> Bütün yaratıkları da öldürdü o büyük ihtimalle. Yo. Power yaratığımız. Golem. Hmm. Ne kadar oldu? 17 1740. Çok iyi. Çok 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 iyi. Biraz yemek yiyelim ve bunu da drying base'ine koyalım. Drying base'imizi de hemen şuraya koyacağım. Bunu buraya koyacağız. Bu arkadaş kuruyacak. Hardened Blood e, bloğu da alacağız. İsmi her neyse. Ondan sonra da içimize devam edebiliyoruz. İşte hazır. Pop. Ve görev tamam. Ee, tamam. Şimdi Blood Infuser. Blood Infusion Core. Blood Infusion Core için bize Blood Infusion Core gerekiyor ve onun içinde de e, 8 tane Hardened Blood Shard. Şimdi bu Hardened Blood Shardları yapmanın birkaç tane yolu var. Direkt bunu ısıtınca bize 9 tane veriyor. Yani biraz önceki kullandığımızı biraz boşuna harcadım. Ama olsun sadece e, öğrendiğim şeyi çalışıyorum diye denemek istedim daha doğrusu. Use Flint Steel on Hardened Blood. Direkt üstünde yazıyor zaten. Bu şekilde yapıldığını nereden bilelim değil mi? Şimdi bizde Dark Gem'de buralarda bir yerde olması lazım. Bundan mı geliyor Mining Fatigue? Yo. Ha Nutrition'dan gelmiştir belki de. Evet doğru. Şimdi aklıma geldi o. Tabi bu ana kadar izlemeyip hemen yorumlara yazan bir sürü kişi vardır. Yediğin yemeklerden Nutrition'dan oldu o diye. Ama yeni düşündüm. Bu, bu mod paketin onun olduğunu bile unutmuştum ben tamamen ya. Nutrition olayının. Evet onlandır. Her şekilde kendimizi öldürmek işe yaradı ya. Ağlamaya lüzum yok yani bence. Şunu şöyle çevirelim. Cobblestone mu istiyor? Ha. Ve Blood Infuser. Oo. Blood Infuser'ımızı da Şimdilik şöyle koyuvereyim. İşte bu. Blood Infuser'ı da hallettik. E, bu da demek oluyor ki daha fazla yapabiliriz. Blood Chest var. Çok işimize yarayacak bir şey değil açıkçası. Bir de... Sanguary Pedestal. Hmm. E, yani... Bununla bir sistem yapabiliriz aslında. Otomatik olarak yaratıklar doğdukça kan çekecek gibi bir sistem ama... Şu anda sistemle uğraşmayacağım ben direkt. Şimdi biz bütün bunları bir şey için yapmıştık. Bu aleti bir şeyde kullanacaktım ben. Önce neyde kullanacaktım onu bir hatırlamam lazım. Artık Dark Power Gem daha rahat yapıyoruz. Undead Sublink yapsak hiç fena olmaz. Ama onun dışında önemli bir şey vardı. Galiba bir şekilde bundan maden elde ediyorduk. Bir dakika. Hmm. En azından artık Redstone yapabiliyoruz galiba. Tabi Promise of Tenacity 2'yi yapabilirsek. Bu da Enderpearl istiyor. Hmm, yok. Zor. Aa, ben bunu ne için yapmaya çalışıyordum ya? Neden? Aa, Bloody Cobblestone... Dark Blood Brick, Undead Sapling, Dark Power Gem daha kolay. Bilmiyorum. Direkt bilmiyorum, hatırlamıyorum. E, yorumlara yazarsınız artık. Gerçekten en farklı fikrim yok. Şimdi bize Enderman lazım acilen artık. Yeter. Ama niye ise hiç Enderman doğmuyor. Hiçbir şekilde doğmuyor. Ne kadar beklersek bekleyelim. Niye ise burada doğmak istemiyorlar. Hiçbir fikrim yok neden. O yüzden mecburen ne yapacağım ben? E, tam da sabah oluyor. Sabah olmadan biz bir Sabah oldu ki. Bir daha gece olmasını bekleyip etraftaki ışıkları kırıp en azından bu kadar büyük alanda umarım bir tane doğar diye bekleyeceğiz. Onları beklemeden ben bir şuradan içeri gireceğim ve bu içeride acaba 3 blokluk yer var mı? Ben mi yanlış saydım diye bakacağım. Çünkü mümkün değil bu kadar sürede olmaması ya. Değil mi? Saçmalık yani. Başka bir şey değil. Üf, yalan oldu yoldayken. Müzik CD'si düşürmüş olduk. Bakın şimdi ben mi deliyim? 1, 2, 3. 3. Yani. Doğmuyor. Ay. Kaç bölümdür burası 3 blok yüksekliğinde? 2-3 bölüm oldu değil mi? Hani 2-3 bölümdür doğmayan bir yaratığın doğmasını bekliyoruz sadece. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Harika ya. Cık. Direkt üretmenin de bir yolu yok. Hayır. Bekleyeceğiz. Yapacak tam anlamıyla hiçbir şey yok şu an beklemek dışında ve umarım yaratık doğar diye umacağız artık. Ne yapayım? Kaç bölümdür bekliyorum doğmuyor. Direkt buradaki bütün ışıkları kırıp da deneyeceğim. Hala olmazsa da oyunu açık bırakıp bekleyeceğim galiba ne bileyim ya. En azından yapımı çok zor olsa da bir yumurtasını falan yapmanın bir yolu yapsaydık, yolunu yapsaydık keşke adam da bir şekilde doğsa olsa elde edebilseydim. Ama yok. O zaman biz de o sırada artık yapabildiğimiz diğer herhangi bir görevlerden böyle rastgele bir şeyler yapmaya çalışalım. Ne yapalım? Boş boş durmaktan iyidir değil mi? Ee, teleskop ve etünmut altar yapayım bari ben de. Ne yapalım? Teleskop için iki tane gold'a ihtiyacım var. Hiç gold'umuz var mı? Yok. O zaman 18 tane gold ora ihtiyacım olacak. Terakotamız var mı? Yok. O zaman terakota ve bir sürü gold. ...ve de bir sürü sand yani. Şuranın yüksekliğini bir blok daha artırayım mı? En iyisi içeridekileri temizleyip. Belki ondandır... ...diyorum ama... Üç blokta doğduklarına da o kadar eminim ki. Hani bin kere yaptığım şey şu, şu noktada. Büyük ihtimalle sadece şanssızlık veya e, mod paketinde... ...adam bir şeylerin doğmasını ayarlayıp değiştirirken... ...bir yerlerde hata yaptı da kapattı olabilir gayet çünkü. Gerçek normal FTB ekibinin yaptığı bir mod paketi değil bu Daha rastgele kişilerin yaptığı mod paketi. Çok da rastgele değil. Greg Block'ı yapan abiler ama Kısmen rastgele. O yüzden hani Çok rahat bir hata yapıp oyunda bırakmış olmaları sıkları çok yüksek. Çok iyi test edilen bir mod paketi değil yani bu Bu dediğimin çok içinizi açmadığını biliyorum. Çünkü bu tip şeyler oynayıp daha sonra teknik bir sorundan dolayı save dosyasını mahvolup Bıraktığımızda oldu bolca ama Sık sık yedek alıyorum artık öyle bir şey olmaz, zor. Sadece direkt doğmuyor olmazlıkları var şu anda. Ve hani çok rahat inanırım bu kadar bölümde doğmuyorlarsa. Yine de ben bir şansımı denemek istiyorum. Ben oynuyorum ben de doğdu diyorsanız belki benim sevimle ilgili bir şeyler olmuştur. Biraz önce de hani bazı teknik sorunlar yaşadık. Bilmiyorum artık. Ben elimden geleni yapacağım. Olmuyorsa artık hiçbir şekilde elde edemezsek uzun süre şey yapıp bir yolunu bulmaya çalışacağız. Olmadı artık kendi elimle bir tane şey eklerim ben. Çok zor yapılan ama yapılabilen bir enderman canlandırma yumurtası e, resipsi eklerim oyuna. E, öyle çözeriz en kötü ihtimalle. Tamam. Hani görev kitabında falan da bana bir şey dememiş. Belki ekstra yapmam gereken bir şey vardır veya sadece belli bir yerden doğuyordur falan. Yok hiçbir şey yok. Sıfır bilgi, sıfır açıklama ve sıfır sonuç. Anlayacağınız durumumuz bu. Ve insafına kaldık yani. Bu şeyin keyfinin, endermanların. Tamam. Eğer dört blokta da doğmazsa hiç doğmaz zaten. Gece olmaya yakın etraftaki torçları da kıracağım. Doğarsa o zaman doğacak. Hala doğmazsa artık dediğim gibi ben kendi ellerimle bir üretim yolu ekleyeceğim Enderman e, yumurtasının. Çünkü boş boş 5-6 bölüm burada be asla doğmayacak bir şey beklemenin bir anlamı var mı sizce? Bence yok. Değil mi? Belki nether'da doğuyorlardır diyorum ama öyle bir şey de hiç duymadım. Belki adam ruh hastasıdır e, bu mod paketini yapan. Bize söylemeden sadece nether'da doğacak şekilde ayarlamıştır yaratıkları. Olabilir mi öyle bir şey? Hani buradan bir bilgi alamıyorum çünkü. Veya buradan veya buradan. Belki. Denemek lazım. Bir bu bölüm geçsin de belki siz bir şeyler biliyorsunuzdur diye bir yorumlara bakayım. Eğer sizin de niye hiçbir şekilde bir tane bilendirme doğamadığı hakkında bir bilginiz varsa meraklıyım. Ee, lütfen bana beni aydınlatın. Ee, eğer bir çözüm bulamazsak dediğim gibi kendim bir üretim ekleyeceğim oyuna. Herhangi bir resepi. Ondan ilerleyeceğiz. Yaratık bile doğmuyor. Şuna bakın ya. Difficulty hard'daydı. Easy aldım. Geri hard aldım. Normal aldım. Yok. içeri ışık da girmiyor. Kontrol ettim. Yaratık doğabiliyor bakın. N nasıl Skyblock'ta yaratık doğması bu kadar sorun olabilir? Doğacakları başka bir yer yok ki. Dolu olması lazım şu anda o odanın. Yeterince de uzağım buradayken. 24 bloktan daha uzak burası. Saydım da. Yok. Direkt yaratık doğması acayip sorunla çalışıyor. Çalışmıyor bile. Belki ee, bunu şey alırsam server alırsam single player'dan daha iyi çalışabilir belki. Genelde böyle bir sorun olunca server alınca düzeliyor çünkü. Onu yaparım. Bölüm arasında dediğim gibi üretim eklemeden. Direkt çalışmıyor çünkü şu an yaratık doğma şeyleri. Mümkün değil şu an orada yaratık olmaması. İmkansız. Skyblock'tayız. Doğacakları hiçbir yer yok. Tek karanlık yer orası. Yeterince uzaktayım. İmkansız oranın boş olması ama öyle. Hard'da da öyle. izle de, de öyle. Normalde de öyle. Direkt bozuk. Altında yatan daha derin bir nedeni varsa dediğim gibi duymak isterim. Benim aklıma gelen bir şey yok. Bana sorarsanız direkt bozuk. Üzücü. Anlayacağınız bayağı üzücü bir şey. Neyse. Biz artık onlar olmadan ara görevlerde rastgele takılacağız şimdilik. Çok büyük bir seçeneğimiz yok o konuda. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Evet anlaşılan yüksekliği artırınca direkt yaratık doğmasını kapatmış olduk bir şekilde. Taban yüksekliğini artırınca. Muhteşem ya. Bir tane creeper doğmuş ya da. Nasıl hala yok şey ya? Nasıl olamaz ya? Enderman nasıl olamaz? Bir dakika. Bir pis full alalım rahatsız olmayalım. Ben bir her yeri kırmak istiyorum tamam mı? Her yer kapkaranlık olsun. Hiç ışık istemiyorum. Burada lav var gerçi. Kim numarında? Çok merak ediyorum çünkü. Gerçekten böyle bir saçmalık olabilir mi? Her şeyi kıralım. Yok. Buraları karanlıklaştırdım ama yaratık doğmuyor direkt. Deli oluyorum ya. Iy yani. Direkt vazgeçiyorum şu an ee, Bir bozukluk var Mümkün değil skyblockta bu kadar zor yaratık doğması Şimdi bunu salalım ee, Rastgele gereksiz görevler yapayım ben Yani e, Bir dahaki bölüme kadar Bir çözüm bulmaya çalışırım elinden geldiğince Kesin bir arıza var bunda Bir tane doğdu Şimdi e, ya haber ama Ya çıkmazsa veya aşağı düşerse Öyle bir sıkıntımız var Andrew'le falan var mı diye baktım ayrıca. Bir süredir aralıkta o ama yokmuş. Bu şansımızı çöpe atmamamız lazım yani. Yılda yani bir bir sorun yok gibi şu anda doğduğuna göre ama bir yandan da bir sorun var gibi hissediyorum. Bu kadar zor yaratık doğması ilginç bir e, Skyblock'ta. Gerçekten hani. O blok kırabiliyorsun sen doğru. Sorun değil. Her neyse. Bu e, başka bir tane mod ekliyor ayrıca, e, iki bloğun altına girip de Enderman'e vurursanız Enderman direkt üstünüzdeki blokları yıkıyor. Uf, bir tane çıktı çok iyi be. <laughs> o modun olduğunu bilmiyordum, çok korkunç ya. Hani normalde Enderman öldürürken herkes ne yapıyor? direkt iş hasar almadan bir tane bloğun altına geçiyorsunuz, daha sonra durmadan vuruyorsunuz. Yaratık zaten bir şey yapamıyor, onu şey yapacak kadar akıllı değil. Bu arkadaş sadece benim üstüme koyduğum blokları kırmakla kalmadı. Aynı zamanda bizim altarımızı da ucundan yok etmiş. Oradaki biriyi niye alamıyorum ben ya? Alo. Galiba bir tane biri hatta aşağı düşürmüş. Biraz önce orada gözüküyordu ama alınmıyordu. Bir tane daha marble brick yapmam gerekecek yani. Sinir bozucu evet. <laughs> Belki o mod aynı zamanda ya da yok. Şu an tam tam. İyi ben yanılmışım. Yine de yere düşen eşyalar alamıyoruz. Bir gariplik oldu şurada. Baksanıza toplanmıyorlar. Her şey bir garip çalışıyor. Hiç sorgulamayalım biz en iyisi. Ee, bunu aldık sonunda sonuçta değil mi? Evet bu... Anlaşılan Enderman'in kırdığı bloklar devamlı yerde gözüküyor ve alınmıyor. Bir sıkıntı var Enderman'lerde ya. <laughs> Her neyse. Biz bir mana pearl'ımızı yapalım. Ondan sonra mana diamond'ımızı bir yapalım. Uuu enerji gerekiyor. Şurada kol kokumuz olacaktı ekstra. Aynen. Ve de bap bap bap. Mana Diamond da hazır. Ee, ve son olarak bir şey daha vardı. Mana Powder. O da direkt herhangi bir powderlı oluyor. Yani bizim için en mantıklısı şu an şeydir. Niterli oluyor mu? Olmuyor. Ee, ne kullanabiliriz ondan Mana Powder için? İlginç bir şekilde bir tane bile Gun Powder'ımız yok bu arada. Herhalde direkt bu mod paketinde çıkmıyor creeperlardan. Gerçi hep niter çıktı değil mi? O çıkmadı. Ama bunlarla da yapılıyormuş. Direkt bunlarla da halledebiliriz. Sonunda o görevi tamamlamış olduk. Ee, umarım. Heh. Ve tabii ki mana pearl alıyoruz. Çünkü en zor elde edilen o. 11 tane mana pearl da olmuş oldu. Ve artık düzgün bir şekilde botaniyaya da geçiş sağlayabiliriz. Şimdi her ne kadar botaneye geçiş sağlamamız falan hoş olsa da ben şu anda tam olarak bu mod paketi nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyorum. Bunlar da %20 olmuş daha yeni. Kaç bölümdür duruyorlar. O yüzden hem siz fikrinizi yazın hem de ben de doğru düzgün maden nasıl elde edilecek, ne zaman kendimiz artık kabuston generator yapıp burayı düzgün bir şekilde genişletebileceğiz. Onu bakmaya çalışayım. Çünkü şu anda direkt hala en ufak fikrim yok nasıl normal maden edeceğimiz hakkında. Anlayacağınız. En kötü ihtimal ne yaparım biliyor musunuz? Ben bölüm arasında otururum. E, hani kendimize kaldırın için maden yaparız. Ben gerçekten 7 tane ingot yapmak istemiyordum. Çünkü yaklaşık 1 stack madenimiz gidecek. 7, yani ingot yapmak için. Ama başka bir yolda yok gibi de görünüyor. Oturup onu yaparım olmadı bölüm arasında tamam. O zaman bu bölüm bu kadar şey yapalım. Biraz kısa oldu farkındayım. Ama e, gerçekten şu endirmeni çok uzun süredir bekliyorum. <laughs> bir sürü zamanım harcadı. Umarım ona da bir çözüm buluruz sizinle beraber. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Ayrıca kombat sisteminden nefret ediyorum bu oyunun. Ve görüşürüz bay bay. Ben de ölüp ölüp öldüreceğim bunu. Yeniden doğacağım küllerimden. Kararlılıkla. Peki görüşürüz.